Kendi ülkemizde rahatça tatil yapmak istiyoruz. Yani benim 300 liraya hallettiğim şey şu anda 800. 800 bile geçti yani. 800 liraya falan alabiliyorum veya 850'ye alabiliyorum artık. Altınoluk'a tatile gelmişsiniz. Evet. Ne kadar buradasın? Geliyorum. 25 yıldır geliyorum. Evet. Peki Altınoluk'ta rahat rahat tatil yapabiliyor musun? Yani kısmen. Şuralar mesela değişmişti. Buraları doldurdular, ettiler, kötüydü bir aralar. Şimdi bu hali biraz iyi. Peki ekonomik olarak rahat mısınız? Yok. Ekonomik pahalı her şey. Her yerde pahalanmış. Hadi bu sene nasıl? Bu sene daha pahalı, evet. Bu sene her yer pahalı ama. Ekonomik yok yani. Tabii ki değil. Tabii ki değil yani. Evet. Yani biraz bu zamlar dursa iyi olurdu. Yani en son 500 liraydı herhalde buralar, bilmiyorum. 1000 lira civarında. Evet. Yelda Kumbasar, Aydın. Bir çocuğum var, öğretmenim. 20 yıldır buraya, 25 yıldır buraya geliyoruz tatile. Evet, tabii her yıl başka yerlere de gidiyorduk ama bu sene otel fiyatları çok fahiş rakamlar çekiyorlar. Kendi ülkemizde rahatça tatil yapmak istiyoruz. Avrupa'dan gelen turistlerimiz tabii ki gelsinler ama ülkemizden beklentimiz çokken maalesef her geçen gün geriye gidiyoruz. Bilmiyorum ne olacak. Oğlum için üzülüyorum. Geleceğimiz için üzülüyorum. Söylenecek çok şey var ama çok da siyaset yapmak da istemiyorum bir öğretmen olarak. İnşallah güzel günler gelecek diyelim. Yani kendi evimiz olmasa mümkün değil. Yani böyle kiracı memnunsuz otele gelsek mümkün değil. Yani kendi evimiz diye geliyoruz. Orada bir ay, iki ay, üç ay kaldığımız için, yoksa öyle 10 günde falan da gelemeyiz. Yani mümkün değil. Mümkün değil yani, bayağı bir hayat pahalılığı var. İnşallah hükümet bu işe çözüm bulacak. Çözüm bulmasa iyi olmaz yani. Yani biz de Cumhur İttifakı'nda olduğumuz için ama çözüm bulmalı yani. Mecbur bulmalı bu işe. Yani halkın refah düzeyini artırmalı. Kaç yıldır buraya tatile geliyorsunuz? Biz 20-22 seneden beri buraya geliyoruz. Şu son 8 seneden beri de ev aldık. Diğer senelere göre bu senenin durumu sizce nasıl? Çok pahalı ya. Çok çok pahalı. Yani çok pahalı. Ben şimdi 200 liraya, 250 liraya pazara çıkıyordum. Geçen gün gittim, sadece peynir aldım 565 liraya. Sadece peynir yani, domates falan saymıyorum. 290 lira da kızım aldı. 290 ne yapıyor hemen hemen? Yani benim 300 liraya hallettiğim şey şu anda 800. 800 bile geçti yani. 800 liraya falan alabiliyorum veya 850'ye alabiliyorum artık. Geçen hafta, bir haftada olan yani 300 hemen hemen 500 küsur lira hayat pahalılığı artmış demek ki bu da yani. Zor.